yapalım. Haziran 2022 tarihinde yapılan operasyonla gözaltına alınıp ve daha sonra 16 Haziran 2022 tarihinde tutuklanan 16 Kürt gazetecisi hakkında henüz soruşturma tamamlanmadığı gerekçesiyle iddianame hazırlanmadı. Aslında gazeteciler ilk gözaltına alındıklarında soruşturma makamı ve valilik tarafından yapılan açıklamalarda ve aynı zamanda bu dosyanın temeline ilişkin iddialar bir kısım havuz medyasına servis edildi. Servis edilen kısmında tutuklanma gerekçesi aslında henüz tutuklanma gerçekleşmeden önce ortaya konuldu. Temel gerekçe şuydu, gazetecilerin yapmış olduğu televizyon programlarında kullandıkları dil ve yayın politikaları incelenmiş ve buna ilişkin bir suç unsuru olduğuna dair bir iddia ile soruşturma başlatılmıştı. Ve bu iddia kapsamında da tutuklama gerçekleştirildi. Biz gazetecilerin avukatları olarak ve gazetecilerin kendileri dosya içeriğine ulaşamamasına, erişememesine rağmen dosyaya ilişkin tüm detayların havuz medyasına servis edilmesinin temel gerekçesi var olan, gerçekleştirilecek olan tutuklamanın ön hazırlıklarıydı açıkçası. Tutuklama gerçekleştirildikten sonra yaklaşık 6 ay boyunca dosya kapsamında gizli kararı devam etti ve yaptığımız tutukluk haline ilişkin yaptığımız tüm itirazlara rağmen herhangi bir şekilde bugüne kadar ne sulh ceza hakimlikleri nezdinde ne de asliye ceza mahkemesi nezdinde hukuki temelde bir değerlendirme yapılmadı. Dosya 6 ay geçmesine rağmen dosya kapsamında herhangi bir ilerleme de kaydedilmiş durumda değil açıkçası. Dosyada iddianamenin hazırlanmamasını sadece eksiklerin henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle tarafımıza sadece bu gerekçe sunulmakta. Fakat bu eksikliğin ne olduğu, nelerden ibaret olduğu tam olarak tarafımıza söylenmemektedir. Dolayısıyla eksikliğin hangi sürede giderileceği, ne kadar daha devam edeceğine dair de bir belirsizlik bulunmakta. Her ne kadar yasalar iddianamenin hazırlanması konusunda bir tarih ya da sınırlı bir süre öngörmemişse de bu durumun hakkaniyete uygun bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Nihayetinde dosyada 16 kişi hürriyetinden yoksun kılınmış ve tutuklu olarak yargılanmaktadır. Ki bu kişilerin tamamı sadece gazetecilik faaliyetlerini yürüttükleri için tutuklanmışlardır. Tutuklanma gerekçeleri de bunun üzerine kuruludur. Dolayısıyla dosyada 6 aylık süre değil, 60 aylık sürede geçse açıkçası gazetecilik faaliyetlerinin ötesinde herhangi bir yasa dışı delil elde etme gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. En fazla gazetecilerin diğer programlarının çözümlemesi yapılabilir ve 82 saatlik program belki 100 saate, belki 200 saate çıkarılabilir. Fakat bunun ötesinde bir delil elde etme arayışı ve beklentisi ileride boşa çıkacaktır. Gazetecilerin tutuklulukta geçirdikleri sürenin uzaması açık bir biçimde hukuki delillerden, suçlama temelinden uzak bir biçimde sadece cezalandırılmalarını ve susturulmalarını amaçlayan bir politika güdüldüğünü ortaya koyuyor. Gazetecilerin özellikle kitle iletişim araçları olan televizyonlarda çalışıyor, televizyonlara programlar yapıyor olmaları ve bu programlarda yer alıyor olmaları aslında devletin sadece kendi tekelinde olan ve İletişim Bakanlığı'nın tasarrufunda olan
televizyonlar harici bir televizyon kanalında yayın yapılmasına yönelik politikalarını da ortaya koymaktadır. Bu buradaki temel amaç aslında devletin kendi tekeli dışında herhangi bir alanda gazetecilik faaliyeti yürütülmesinin önlenmesine dönük bir çabadır. Soruşturmanın da görülecek olan davanın da temel amacı budur. Yani soruşturma aşamasında da yargılama aşamasında da asıl olan durum kişinin tutuksuz olarak yargılanması. En baştan bu yana söylediğimiz gibi yargılananlar gazeteci olmaları sebebiyle zaten mesleki faaliyetlerini kendi isimleriyle ve kendi yüzleriyle kamuoyuna açık olarak yapan insanlar. Dolayısıyla kaçma şüphesinin olmadığı herkesçe de bilinen insanlar. Bu bugün serbest kalmaları durumunda yeniden gazetecilik faaliyetlerine başlayacak ve gazetecilik faaliyetlerini yürütecek olan insanlardır. Dolayısıyla asıl olan tutuksuz olarak yargılamak iken buna rağmen tutuklu soruşturmada ve sonrasında da tutuklu yargılamada ısrar edilmesinin hukuki herhangi bir temeli bulunmamaktadır. 6 ay boyunca tutuklu olarak soruşturulan gazetecilere ilişkin gösterilen dayanışma açıkçası gazeteciler açısından moral verici bir noktadaydı ve bu saatten sonra da bu dayanışmayı arttırmak gerektiği kanaatindeyim. Fakat bu sadece Diyarbakır'da tutuklanan gazeteciler değil, ardından Ankara'da tutuklanan gazeteciler sonrasında ciddi manada basını susturma çabası söz konusu. Bu sebepten dolayı belki gazetecilerin kalemini yerde bırakmamak adına gazeteciler adına mesleki faaliyeti yürütmek ve büyütmek gerektiğine inanıyorum.